Merhabalar. Ben Deniz Alp Kırşan. Yanımda da sevgili eşim Zeynep Hanım var. Sevgili eşim. Kendisi sakat, çok hasta ve sakat. Bugün öyle kendisi ya. Çok dertliyiz. Neyse. Şimdi biz oturduk düşündük, hani çocuklara yılbaşı hediyesi ne yapalım diye düşündük, taşındık ve dedik ki en iyisi dün gece kararını verdik. Bu sabah da yola koyulduk. Yatak odalarını, oyun odalarını geliştirelim dedik. Bir sürü oyuncaklar var, darmadağın, çok renksiz, keyifsiz bir şeymiş meğersem böyle bakınca. Şimdi onu yenileyeceğiz. Bununla da ilgili çalışmalar yaptık. Dün akşamleyin yazışmalar yaptık sakat hasta karımla. Göster elini. Göster. Bak sakat. Evet. Ah. İncinmişsin dedi doktor. Doktora gitti, öyle dedi. Şimdi bir yere geldik. Alışveriş merkezi gibi. Buradan bir şeyler bakacağız. Sonra da bütün odayı değiştireceğiz kısmetse. Bunu da tek tek kaydedip sizinle paylaşmayı ümit ediyoruz. Evet. Engin fikirlerimle sana yardımcı olacağım. Sağ ol hayatım. Hiç kuşkum yok. Canım, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Belli bir şey yapamadım. Bu kilit. Neden? Çünkü burası çıkartmalardan da anlaşıldığı üzere şöyle göstereyim. Oyun odası, çok güzel bir kapı bu. Sanat eseri çalışmışlar. Şimdi bunun içerisini komple değiştireceğimiz için yılbaşına kadar kilit takıyorum ki onları da söyleyeceğim. Odanızı değiştiriyoruz, sürpriz yapacağız. Bu odaya girdik. Bütün oyuncakları kendi odalarına, ranzalı odaya koyacağız. Sonra da kapıdan başlayacağız. İçeriği komple değiştireceğiz. En sonunda da annesi olarak sen yılbaşı günü kapıyı açacaksın ve göstereceksin. Ben nerede olacağım? İşte olacağım, çalışıyor olacağım. Ama sevincinize oralardan ortak olacağım. Tepkileri çok önemli. Bu mu ya? Falan derlerse zaten ben gelmem İstanbul'dan. Sen gelirsin. Çocuklarımı da ver birine, gel ya. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Sağ ol. İhtiyacın olursa seslen. Sana her zaman ihtiyacım var. Tamam. Beylerin odasının çekmeceleri Lego oluyor, Lego'dan oluyor. Bunları yapmak için destek aldık biraz. Bunlar Lego'nun uzantıları olacak. Zeynep Hanım bunları boyayacak. Çok güzel olacak. toplamda yaklaşık 273. günü geride bıraktık. Gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyoruz. Sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz odayla. Sınırlı vaktimiz var. Çocukların okul saat esnasında yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey çok yolunda. Her şey pespembe ve 2042 yılında yılbaşında kısmetse odamızı çocuklarımıza açacağız. O güne kadar bu oda komple kapalı olacak. 3 oda bir salon olan evimiz artık 2 oda bir salon. Burası harabe gördüğünüz gibi ama bir şey yani yapacağız. Yani benim kuşkum yok. Yani kendimden var ama Zeynep'ten yok. İnşallah başaracağız. Başaracak. Başaracak. Yani başarmalı. Ama ne zaman? Ona rağmen. Geniş. Geniş, çok geniş bir zaman diliminde neden olmasın? Ha? Hadi bakalım. Haydi, haydi. Haydi ben gidiyorum. Olacaksın. Dur bütün hediyeleri bir açın önce. Sen bunu mu almıştın bana? Oğlum o eski oyuncak. Onu bırak, gel bu yenileri aç. Evet. Daha bak burada bir sürü var. Hatta. Bu galiba atanın. Atadan sana ne gelmiş? Dinozor. Bak burada dinozor var. O atanın galiba. Ha. Ata bu senin bak. Ata bak bu senin. Peki bu? Anne. Aç bak. Ooo uçak. Haydi bakalım. Batman. Çok iyi. Çok iyi. Ataya da. Anlayamadım. Ata bak. Bizim size bu odayı hazırlamamızda bize bütün ailemiz yardımcı oldu. Babayla ben yaptık ama herkes yardımcı oldu. Herkese bir teşekkür eder misin? Çok teşekkürler size. Evet. Sizin de yılbaşınız kutlu olsun. Mutlu yıllara. Biz yılbaşı takımı pijamalarımızı giydik. Yılbaşı takımı olarak size teşekkür ediyoruz. İyi seneler diliyoruz. İyi seneler. Ben şimdi mısır... Mutluyuyla. Ben şimdi mısır patlatmaya gidiyorum. Bu arkadaşları da burada bırakıyorum. Tadını çıkarsınlar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz sevgilerimiz. İyi seneler. O acaba...